Herkese merhabalar. Spor severler kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz takımların gelirleri tabi ki. Malum gelirler Türk lirası, borçlar, euro. Dengeyi sağlamak çok zor. Türkiye'de e, futbolcu transferleri genelde euro üzerinden yapıldığı için gelirler de genelde Türk lirası üzerinden yapıldığı için büyük açıklar oluşmaya başladı. Yanlış yapılan transferler de kulübün en büyük hatalarından birisi. Tabi gereksiz yere yapılan masrafları da unutmamak gerekiyor. Fakat şimdi futbolun veya basketbolun veya voleybolun bütün hepsinin geliri TL üzerinden yapılıyor. Mesela şimdi bir maça gittiğiniz zaman Euro bazında para ödemiyorsunuz. Stadın mesela maça göre de değişiyor o maçın kalitesine falan bağlı olarak ödenen ücret değişebiliyor. Şimdi hep Fenerbahçe'yi konuşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü ilklerin takımı olduğu için Fenerbahçe. Ee, şimdi Ali Koç çıktı, dedi ki Fenerbahçe'nin borcu şu kadar oldu. E zaten Euro yükselince otomatikman borçlar 2'ye 3'e katladı ya da ne kadar yükseldiyse işte. Zaten borçlu olan takım daha da borçlanmış oluyor. Şimdi bu Fenerol diye bir kampanya başlattılar. Başlatılan kampanyada yeterince para toplanmadı. Toplan ama ne üzerinden? TL üzerinden forma satışı falan. E şimdi bakıyorsunuz Fenerbahçe'nin gelirleri nedir? Seyirci işte forma satışı. Beyin Sport'tan gelen gelir. Yayıncı kuruluşun işte verdiği reklam, sponsorlar vesaire bazı şeyler anlaşmalar euro bazına yapmaya başladılar herhalde. Bunu çözler gibi oldular ama daha önceden kalan borçlar mesela bankalara olan borçlar herhalde euro bazlı olduğu için euro da katladığı için otomatikman kulübün borcu 2'ye 3'e katladı. Mesela şimdi 150 milyonken e, ne oldu? 350 milyon oldu. E şimdi euro geçenlerde yine arttı. Ne oldu? Otomatikmen hmm, şimdi TFF harcama limitlerini belirledikten sonra zaten 1000 lira artınca otomatikmen e, 19 milyon zaten zarara girmiş oluyorsunuz. Tamam Euro bazında sorun yok Avrupa'dan alacağınız futbolcu ilgili ama şimdi onu TL olarak yaptığınız zaman otomatikmen sizin gideriniz işte 19 milyon 150 milyonken e, 175 milyona çıkıyor. E şimdi kulübün borcu her geçen gün artıyor. E, gelir oranları da hep TL üzerinden olduğu için otomatikmen ne oluyor? Borç batağına saplanmış oluyor otomatikmen. E şimdi Fenerol dediler. Fener'le alay ediyorlardı. Ne oldu? Sonra Beşiktaş çıktı. Demek ki ne oluyormuş? Çözülemeyen bir konu. Muamma haline geldi. Şimdi Beşiktaş da para toplamak için çıktı. tabi taraftarından. Ama sonuçta kulübün ayakta kalması lazım. Bir şekilde kulübü ayakta bırakacaklar. E ne yapacaklar? E gelir. Gelir. Nereden gelir? E hatta aynı yani. Fenerbahçe olsun. E Beşiktaş olsun. E işte şimdi Galatasaray başlayacak. E para yok. Nereden gelecek? E şimdi seyir pandemi nedeniyle seyirci de yok. E şimdi hocaları satmaları gerekiyor. E ne yapılması gerekir? E bir yerden gelir elde etmek zorundasın. E şimdi e bu kulüplerin bir markası da yok. E Trabzonspor da aynı şekilde. E devlet yardım bilmem neyle nereye gideceksin? Bir yere kadar gidemezsin ki. E şimdi sizin kendi bir sisteminiz olması lazım. Ne yapmanız gerekiyor? Üretim. Yani bir markanız olursa mesela e, PSV Eindhoven, Philips markasının arkasında veya ne bileyim Bayern Münih işte şimdi Avrupa şampiyonu olan e, ne yapalım bir araba markası e, Opel veyahut da diğer. E, şimdi araba satıldıkça kulübe gelir geliyor. Ya da ne bileyim şöyle bakalım basketbolu düşünelim. Fenerbahçe ve Efes. işte Euroleague'de yarış halindeler. E şimdi Fenerbahçe'nin bütün e, gelirleri nedir? Taraftar geliri. Başka bir geliri yok. Sponsorlar başka bir şey yok. Ama Efes'in geliri nedir? Her satılan bir ada otomatikmen gelir elde etmiş oluyor. E ne oluyor? E şimdi rekabet zor oluyor. E şimdi mesela şöyle söyleyeyim. şirketiniz olduğunu düşün. E, tüm masrafları giderden düşüyorsun. Üstelik de vergi ödemediğiniz zaman fıstık gibi bir iş. E şimdi aynı sınıf bu kulüpler yapamıyor. Ama şöyle söyleyeyim. E, şimdi bütün spor branşlarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi yani seyircisi olan veya Ankara gücü gibi takımlar olmadığı zaman zaten bu sporun zevki kalmıyor. Hatta diğer bütün ya yani taraftar olmayan hiçbir şeyin zevki yok. İşte bugün Başakşehir şampiyon oldu. Ne oldu? Taraftar yok ki. E ne olacak yani şampiyon oldu tamam hayırlı olsun. Yani güle güle yaşa. Fakat sorun ne? Taraftar yoksa hiçbir sporun önemi yok. İşte bugün görüyoruz salonlar bomboş veya statlar boş. Ne oluyor? E hem gelir yok. Bununla beraber şöyle söyleyeyim sadece bu gelirler yaşanmıyor. Niye? oluyor. Şuna bakalım. Mesela bir statta bir maçın oynandığını düşün. Orada su satan, bilmem ne bir sürü yerden para gelir kaynağı var. Bir sürü insan geçimini oradan sağlıyor. Bunlar önemli bir konular. Ekonomiye katkısı çok büyük. E şimdi ondan üstelik vergi devlet de kazanıyor. Millet de kazanıyor. Herkes kazanıyor. Ayırdı oraya gelen orada kendi zevkini de tatmin etmiş oluyor. Ne oluyor? E i̇şte maçı seyrediyor, kazanıyor, kaybediyor, üzülüyor, sevinebiliyor. Hatta bağırıp çağırabiliyor. Orada bir deşarj oluyor mu? Oluyor. E bu topluma katkı, büyük bir katkı sağlıyor. Ama ne yazık ki hastalık denilen illetin yüzünden ne yazık ki bir kötü bir durum yaşıyoruz. İnşallah bunun bir an önce düzelmesi lazım. Fakat e, bu düzelse bile gelirlerin mutlaka euro veya sabit kur politikası yani mesela şimdi euroyu bir yerde oturursanız yani ne bileyim. Borçlar da ona göre sabitlerseniz ödemesi kolay olur ama bu euro artarsa böyle devam ederse bütün kulüpler batak içine girer durumunu gösteriyor. Çünkü bakın şimdi Galatasaray başladı. E ne yapacak? Para yok. E, şimdi tamam ödüyorsun ödüyorsun bir yere kadar geliyor. Bir yerden sonra ne yapacaksın ya? Hayır mal varlığı olsa onu satsa bile şimdi 10 da TL üzerinden satacaksın. Euro üzerinden satacak halin yok ki. Yani şimdi nasıl söyleyeyim ya mutlaka ve mutlaka kulübün gelirin e, ya futbolcu transferini Türk lirasına çevirecekler veya gelirin euro bazlı olması lazım ki denge sağlansın. E, döviz arttıkça kulüplerin borcu çoğalıyor. Bu kadar basit yani. Şimdi 3 milyon euroya ya da 1 milyon euroya aldım niye seviniyorsun. 3 e, katına çıkarsa aynı hesaba geliyor. 3 milyon euroya çıkmış oluyor. O zaman değişen bir şey yok. Aynı şey işte Beşiktaş şu anda yaşıyor. Ee, yapmadı mı? Kampanya yaptı ama nereye kadar gidecek? Yani şimdi halkın da gelirinin yüksek olması lazım ki mesela e, hadi para akın akın gelsin. İşte forma satışı tamam bu konularda Fenerbahçe her zaman birinci. Fakat e, nereye kadar? Getmiyor ki işte. Daha çok e, gelir elde etmemiz veya bir yerde bir sistem oluşturması lazım. E, veya futbolcu yetiştirmeniz ve satmanız gerekiyor. E, i̇şte onu euro bazlı satarsanız belki dengeyi kurarsınız. Ama o da yok. Bunu en iyi yapan neydi? Gençler Birliği'ydi. Gençler Birliği İlhan Cavcav döneminde futbolcu yetiştirip satıyordu. O da İlhan Cavcav öldü. Futbolcu yetiştirme devri Gençler Birliği'nde de bitti. E yok şimdi işte Sivas'ta iki yıldız parladı. Hemen ikisini Mert Hakan'la Emre Kılıç'ı birini Galatasaray kaptı. Birini Fenerbahçe kaptı. Ne oldu? Peki tamam almak da iş değil. Bunları alıyorsunuz. Eğer bunlar gereken randımanı sağlamazsa ne olacak? Bir de o var. Sizin kendi kaynağınızdan futbolcu yetiştirmeniz gerekiyor. Bu altyapıya yatırım mutlaka şart. Sistem oluşturmanız gerekiyor. Ve kulübün gelirlerini mesela Fenerbahçe'nin yerinde olsam şöyle bir şey yaparım. Ya bu kulüp başkanına gider mi gitmez mi bilmiyorum. Mesela bir su, Fenerbahçe su markası çıkar ya. Sürekli satılacak bir şey. Mesela kart yapmışlardı bir ara. Herkes almıştı. Ama Fenerbahçe'ye ait olması lazım. Veya Galatasaray veya Beşiktaş. Yani burada Sürekli gelir elde edilebilir. Mesela şimdi yılın 365 günü satacağım bir şey olması lazım ve ihtiyaç olması lazım. E bu da eskimeyecek yani mesela bunu sağlarlarsa belki bu iş olabilir diye düşünüyorum yani. Evet şimdi bütün konu gene gelirle alakalı. Para olmadan hiçbir şey olmuyor. Para olduğu zaman zaten şöyle mesela şimdi bazı spor branşlarında devam ediliyor. Bazı spor branşlar hiç yapılmadı. Şimdi burada da bir haksızlık var. Tabi bunların da düzenlenmesi gerekir. Tabi devletin el atması ya da federasyonların bunları bizim yapacak halimiz yok. Kim yapacak? İşte mesela şimdi yağlı güreşler yapılmadı. Bütün yağlı güreşler isyan ediyorlar. Haklılar. E şimdi voleybolcular şampiyona gidecekti. Gidemedi. E şimdi bir tek futbol oynandı. Futbolda da sadece üst lig olarak süper lig oynandı. Geri kalanlarında olduğu gibi tescil edildi. İşte bir elemeler falan yapıldı. O kadar. Ya hiçbirini oynatmayacaktınız ya birini oynatmayacaktınız. Ama şimdi gelir olan yerlerde genelde bu böyle oluyor. İşte NBA'de bile öyle. Ne oldu? Şimdi gelir vardı. NBA ne oldu? Oynatılmak zorunda kaldı. Ve oynatılıyor. Yapacak bir şey yok. Hatta ya sistem kurulursa her şey olur. Zaten bu pandeminin hemen biteceği de kesin değil. Bitmeyeceğine göre de bir sistem oluşturmak zorundayız. Ona göre bir tedbirler alıp ona göre yaşamak zorundayız. Başka çözüm yolumuz yok ki. Kulüp gelirleri olsun, işte bütün spor branşlarında bir sistem oluşturmak zorundayız. O sistemi oluşturmadığımız sürece başarı gelmeyecek. Mutlaka ve mutlaka çözüm yollar. Hem sağlık kontrolünde hem şeyinde olacak ve bunları yapacağız. Yapmak zorundayız. Başka çözüm yolumuz yok. O nedenle de oturup bu yetkililerin bu konuları ele alması gerekiyor ve çözüm yolu oluşturması gerekiyor. Çünkü hastalığın hemen gideceği belli değil. Henüz kimsenin de bir şey yaptığı yok. Bir çözüm yolu üretilmesi gerekiyor. Herkese iyi seyirler diliyorum. Kanama abone olursanız çok sevinirim. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.